Arkadaşlar Endemi'nin AYT Matematik kitabının polinomlar 4 testiyle karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım. Verilen polinom 2x eksi 6 ile tam bölünebildiğine göre demiş. 2x eksi 6'yı arkadaşlar 0 eşit dediğimizde x yerine kaç yazmamız gerektiğini görüyoruz. 3. 3 yazdığımızda zaten burası 0 geliyor. Burası 3 eksi 4'ten eksi 1 üzeri n eksi 1 artı 1 geliyor. Buranın sıfır olması için şuradan kaçın gelmesi lazım arkadaşlar? Eksi bir. Bunun da kuvvetinin o zaman ne olması gerekir? Tek sayı olması gerekir. Buranın tek olması için de n'in ne olması gerekir arkadaşlar? Çift sayı olması gerekir. n çift sayıdır. Bu arada bunun polinom olması için kuvvetlerinin de sıfır ya da pozitif tam sayı olması gerekir. Yani n eksi bir büyük eşit kaç olmalıdır arkadaşlar? Sıfır. n büyük eşit kaç gelmelidir? Bir gelmelidir. Yani n kesinlikle hem çift hem de birden büyük olduğu için pozitif çift olması gerekir arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçelim. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı px polinomunun kökleri eksi 2 eksi 1 ve 2'dir. Şöyle yazalım arkadaşlar px eşittir. Başına bir katsayı koyalım kökün eksi 2 gelmesi için x artı 2 yazalım. Eksi 1 gelmesi için x artı 1 yazalım. 2 gelmesi için x eksi 2 yazalım. Kökleri ise kalanımız olmayacaktır. Bize p1'in 12 olduğunu söylemiş. Hemen x'e 1 yazıp 12'ye eşitleyelim. p1'i buluyorum. 12 eşitti. a çarpı 3 çarpı 2 çarpı eksi 1'den. Eksi 6 a eşittir 12'den. a eşittir kaç gelecektir arkadaşlar? Eksi 2 gelecektir. px polinomunun x'li teriminin kaç kaçtır demiş x'imiz şu oldu arkadaşlar. Eksi 2'miz var. X artı 2 doğru mu? X artı 1. X eksi 2. Şimdi x'li terimin gelmesi için buradan x'i aldığımda buradan sabit sayıların gelmesi gerekir. Eksi 2 çarpı 1'den ne gelir arkadaşlar? Eksi 2. Eksi 2 de burada 4. Eksi 2 çarpı eksi 2 4. 4 x geldi. Buradaki x'i aldığımda buradaki sabit sayıların gelmesi gerekir. 2 kere eksi 2. Eksi 4. Eksi 2 ile çarptığımda artı 8 x geldi. Doğru mu arkadaşlar? Şurayı kapattığımda da x'i aldığımda 1 kere 2 2 2 kere eksi 2'den eksi 4 x yine gelmiş oldu. Bunların toplamı da kaç x'i verecektir arkadaşlar bize? 8 x'i verecektir. x e terimin katsayısı 8 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Px baş katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden reel katsayılı bir polinomdur. Px eşittir 0 denkleminin köklerinden ikisi 2 ve 1 artı i olduğuna göre P5 kaçtı? Zaten köklerden biri 1 artı ise diğerinin olması gerekir arkadaşlar? 1 eksi i. Demek ki köklerden bir tanesi 2 ise şöyle x eksi 2 olmalı. Şurada 1 artı i ve 1 eksi i'nin gelmesini istiyoruz. Kökler toplamını geliyor arkadaşlar buradan. Şunları topladığımda 2 geliyor doğru mu? Kökler toplamı şuranın kökler toplamı. Kökler çarpımı da 1 artı i çarpı 1 eksi i'den 1'in karesi 1 i'nin e, karesi eksi 1 artı 1'den ne oldu? 2. Yani kökler toplamı da 2. Kökler çarpımı da 2 olan 2 dereceden denklemi yazmam gerekiyor. x kare eksi 2 x artı 2 diyorum. Onu da bunun yanına ekliyorum. x kare eksi 2 x artı 2 oldu. Başka sayısı eksi 1. Bunun başına bir eksi 1 ile çarpıyorum. fx eşittir sıfır denklemin kökleri Tx'in bu hale getirmiş oldum arkadaşlar. Bana neyi soruyor? P5'i soruyor. X yerine 5 yazıyorum. P5 eşittir. Eksi 1 çarpı 5'ten 2 çıktı. 3. 5'in karesi 25. Eksi 10 artı 2. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 çarpı 25. 2 daha 27. 27'den de 10 çıkarsa 17. Eksi 3 çarpı 17'den eksi 51 olarak P5 değerimi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Denkleminin x üzeri dörtlü teriminin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar dördüncü dereceden açılım uyguladığımızda kat biliyoruz. 1, 4, 6, 4, 1 diye gelecek. x üzeri dörtlü terim dediğinde bu nereden gelebilir arkadaşlar? x üzeri 4 çarpı sabit sayıdan gelebilir. x küp doğru mu? Çarpı x kareden gelebilir. Bunlardan bakmamız gerekiyor. Şimdi biz açılımı uyguladığımızda arkadaşlar burada ya da aslında şöyle de yapabiliriz x artı 1 x eksi 1 demiş ya ben bunları çarpsam kuvvetler aynı ya olsa ne gelir buradan x, x kare iç içe çarpıyorum eksi 1'in kaçıncı kuvveti gelir arkadaşlar Dördüncü kuvveti gelir bu daha hızlı olacaktır bize şu biraz daha yavaşlatabilir x kare eksi 1'in 4. kuvvetini uygulayacağım ve x üzeri 4 terimin gelmesini istiyorum x üzeri 4 terimin gelmesi için x karenin karesi olan kısım yani ben x kareyi a gibi düşünürsem Burası a eksi 1 üzeri 4 ise bana x karenin karesi lazım. Dolayısıyla a'nın karesi olan kısımları bulmam lazım. Kat sayılarımı hatırlarsam 1, 4, 6, 4, 1'di bu dördüncü açılımda. Burası a'nın dördüncü kuvveti, burası üçüncü kuvveti, burası da ikinci kuvvetinden geliyordu. İşaretlere baktığımızda artı eksi artı olarak gidiyor. Demek ki 6 çarpı öyle değil mi arkadaşlar? A kare çarpı zaten birin her kuvveti 1 gelecektir. A kare dediğimiz zaten ne olacaktır arkadaşlar? X üzeri 4 olacaktır. Dolayısıyla X üzeri 4 terimin katsayısı sayısı burada kaç gelmiş olacaktır arkadaşlar? 6 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan ax eksi 4. Px eksi polinomunun px ile bölümünden kalan. Tam yerlerini değiştirmiş arkadaşlar. Yani Px'in Px-1 bölümünden kalan Px-1 p Px ile bölümünden kalan. Mesela şunu sorayım ben size. Ee, ya da şöyle söyleyelim. Bu tip sorularda şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bu kalanlar birbirinin eksilisidir. Yani burada elde edeceğimiz kalanlar birbirinin eksilisi arkadaşlar. Bunu bir yöntem olarak ya da bir özellik olarak aklınıza tutabilirsiniz. İkisini zıt olarak verdiğinde px'in px P P eksi 1 bölümünden kalan yerlerini değiştirdiğinde kalanlar birbirinin eksilisi olur. Yani burada ne yazıyor kalan? ax eksi 4. Burada kalan 2x artı b. Yani bunun eksilisiyle ben bunu eksilisi ise ben bunu eksili çarpımda şunu elde etmem gerekir. Ne yazacağım o zaman ben buraya? Eksi 2x eksi b. Buradan a'nın kaç olduğunu görüyorum arkadaşlar. Eksi 2. B'nin kaç olduğunu görüyorum arkadaşlar. 4 olduğunu görmüş oluyorum polinom eşitliğinden. Eksi 2 ile 4'ün toplamı da 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Px baş katsayısı 1 olan 4. dereceden re, rasyonel katsayılı polinomdur. Px eşittir 0 denkleminin köklerinden ikisi 2 eksi kök 2 ve i. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi 2 eksi kök 2 ise diğer kök ne olacak? 2 artı kök 2. Buradan kökler toplamı mesela x1 artı x2 ne gelecek? Bakın 2 artı 2'den 4. X1 çarpı x2 de 2'nin karesi 4. Kökünün karesi 2. 4'ten 2 çıktı 2. Kökler toplamı 4. Kökler çarpımı 2 olan denklemimde x kare eksi 4 x artı 2 şeklinde olmalıdır. Kökleri i olan denklemin bir kökü i ise diğeri de eksi i gelir. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? x kare artı 1 denklemi olacaktır. x kare artı 1'in kökleri nedir arkadaşlar aslında? Hani x kare eşittir eksi 1 deriz. Artı eksi i gelmiş olur. Demek ki denklemin yani bu 4. Dör, e, dereceden denklemin bir parçası buymuş bir parçası da buymuş. Bunu da bunun yanına yazalım. x kare artı 1 çarpı x kare eksi 4 x artı 2. Başka kat sayısı da 1'miş. Başka bir şey yazmıyorum katsayı olarak. E, Px işte 0 denkleminin köklerini bulduk. P2'yi soruyor. Direkt x yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. P2 eşittir. 2'nin karesi 4. 1 daha 5. 2'nin karesi 4. 4, 2 daha 6. 4 kere 2, 8. 6'tan 8 çıkarsa eksi 2. Bunların çarpımından da eksi 10 gelmiş olur arkadaşlar. Evet 7. sorumuza bakalım polinomları veriliyor. Px polinomunun Qx ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen Px'i hesaplayalım. Arkadaşlar burada bir de 1 ve 2 olsaydı sonucum ne olurdu? X çarpı X artı 1 bölü 2 olur değil mi? Birden x'e kadar olan sayıların toplamı. Ama 1 ve 2'yi sonradan eklediğim için çıkartmam gerekiyor. Kaç çıkartacağım buradan? 1 artı 2'den 3 çıkartacağım. Dolayısıyla Px'im ne gelmiş olacak? X çarpı X artı 1 bölü 2 eksi 3. Buradan da X kare artı x eksi 6 bölü 2 benim px'im olacak arkadaşlar. Şimdi qx'i hesaplayalım. qx'te de kaç tane x var? Şunu x artı 0 gibi düşünürsem 8'e kadar gitmiş. 1'den 8'e kadar 8 derim. Bir de bunun kendisi var. 9 derim. O zaman 9x. Bir de 1'den 8'e kadar olan toplam. O da 8 çarpı 9 bölü 2'den kaç yapacaktır? 36. 9x artı 36'ymiş benim qx polinomum. Px'in qx'e bölümü diyor. Bunu 0 eşitliyorduk. x kaç geliyor buradan? Eksi 4. Burada eksi 4 yazacağız. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4. Eksi 6 bölü 2. 16 eksi 16. 6 bölü 2'den 3 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Kat sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarından ve bir kökü eksi 3 olan ikinci dereceden bir px polinomunda p2 değeri en çok kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Köklerden biri eksi 3 ise px eşittir. x artı 3 yazayım. Buradan eksi 3 gelir kök. Bir de yanına ax artı b yazalım. Bu da diğer e, kökümüzün olduğu kısım olsun. Çarptığımda ne gelir arkadaşlar? ax kare artı bx artı 3 ax artı 3b gelmiş olur. Yani ax kare artı b artı 3 a x artı 3 b. Benim polinomum olur. Burada e, bu sayıları kullanacağız arkadaşlar. Şuradaki 3 b hareket noktamız olsun. 3'ün katı olan 6 ve 3 var. b'ye ya 2 vereceğiz ya 1 vereceğiz. E, b'ye 2 versek arkadaşlar sonucunda büyük olması için 2 verdiğimde burası 2 ise şurası da sonuçta buradaki sayılardan biri olmalı. 2 artı 3 a A'ya 1 bile versek zaten 5 yapıyor. 2 verdiğimizde 8 yapıyor. Geçiyor. Negatif sayı versek buradan olmaz. A'ya da kaç vermemiz gerekiyor? Yani 1 vermemiz gerekiyor ki buradaki sayılardan olan 5'i elde edelim. A'mız 1. Yani elde ettiğimiz denklem bu olabilir. Ya da e, kaç verebilirdik? A'ya 0 versek 2 olmaz zaten. B'ye 1 versek. B'ye 1 olsa sonuçta yine burayı A'ya 1 verebilirim. 2 verdiğimde bu sayılardan biri olmaz. Ve, ve B'yi küçülttüğüm zaman da bulacağım değer daha küçük olmuş olur. Demek ki bunu almayacağım. Şu üsttekini alacağım arkadaşlar. Benim polinomum ne olacak? Yani Px polinomum. 1x kare yani x kare artı 3 pardon 5 x artı 3 kere 2'den 6 olacak. B'ye 2 verdim. A'ya da 1 verdim. Bana P2'yi soruyor. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı 6 10 16 20 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Qx polinomunun kökleri aynı zamanda Px polinomunda kökleriymiş kökleriymiş. P'nin ekstra bir kökü var. O da kaç arkadaşlar? Bakın burada vermiş. Eksi 2. Demek ki arkadaşlar aynı köklere sahipler. Bunun bir de eksi 2'si var. O zaman ben Qx'in kökler toplamına yani x1 artı x2'ye buradan kaç buluyorum? 4. Bu 4'e bir de şu eksi 2'ye eklediğimde P'nin kökler toplamını bulmuş olur mu? Olur muyum? Evet. 4 artı yani eksi 2'den kaç gelecek? 2 bu hangisinin kökler toplamı ama? Px'in buranın kökler toplamı neydi? Yine aynı yöntem. Burada da x karenin katsayısı eksi a bölü x kübün katsayısı 1 eşittir kaç olmalıymış demek ki? 2 buradan a'mızı kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 2 olarak bulmuş olduk. Yani benim Px polinomum neymiş arkadaşlar? x küp eksi 2 x kare artı bx artı b. Ben aynı zamanda p eksi 2'nin kaç olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Buraya -2 sıfır sıfır eksi 2 yazma 0 çıkmalı. 0 eşittir. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 de buradan eksi 8. Eksi 2 b artı b. Buradan da b'miz kaç gelecektir arkadaşlar? karşı attığımda eksi 16 gelecektir. B'yi eksi 16 bulduk. A'yı eksi 2 bulduk. Toplamları eksi 18 yapmış olacaktır arkadaşlar. A ve B tam sayıdır. Polinomu veriliyor. P x artı 1 polinomunun katsayılar sayılar toplamı. Yani x yerine kaç yazmamız gerekir? 1. 1 yazdığında P2 diyor. P2'yi hesaplayalım. 8 artı 4 A artı 2 B artı 2. Eşittir. X eksi 2 ile bölümünden kalan x yerine 2 yaz demektir. 2 yazarsak burası 1 olur. P1'e eşitmiş. 1 yazalım. 1 artı A artı B artı kaç olur? 2. Buradan A'yı buraya attım. 3A. B'yi buraya attım. Artı B. Eşittir. ikiler gitsin. Birden de 8 çıkarsa. Eksi 7 gelir arkadaşlar. Bize neyi sormuş? A eksi B'yi sormuş. Şuradan B'yi çeksem. B'nin yerine eksi 3A eksi 7 yazsam. Şurada. Bana şunu mu soruyor demektir arkadaşlar. A eksi 3A eksi 7'yi soruyor demektir. Şurası A 3A daha 4A olur. Eksi, eksi artı yapar artı 7 olur. Bakın a ve b tam sayı demiş. a ve b tam sayı ise 4a artı 7'nin de bir tam sayı olması gerekir. 4a artı 7 hangisini sağlar diye bakalım. Yani bunlardan hangisi 4'ün bir katından 7 fazladır. Hepsinden 7 çıkartalım. 41 eksi 7 34 yapar 4'ün katı olmaz. 53 eksi 7 46 yapar 4'ün katı olmaz. 63 eksi 7 56 yapar 4'ün katı olduğu için bence doğru cevap C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Polinomunun kat toplamı 9 olduğuna göre kaç farklı Px polinomu vardır? Yani A artı B artı C artı 2'nin 9 olması lazım. Buradan A artı B artı C kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. A, B, C pozitif tam sayılar demiş. E, bunu sağlayan kaç farklı durum vardır diye bakacağız. Arkadaşlar aslında permütasyonda tekrarlı permutasyonda şöyle bir çözüm vardı. Mesela şöyle anlatmaya çalışayım. Ee, hani şöyle diyorduk ki A, A, B, B, B kendi arasında kaç farklı şekilde kelime oluşturur 5 harfli kelime dediğinde 5 faktöriyel bölü tekrarlayanlara bölüyorduk. 2 tane A var 2 faktöriyel 3 tane B var 3 faktöriyelden cevabımızı arkadaşlar 10 olarak buluyorduk. Buna benzer, benzer bir yöntem kullanacağız. Şimdi şöyle yapalım A artı B artı C eşittir 7 olacak şekilde pozitif tam sayıları bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, şöyle ben iki tane çizgi çekeyim. Bunlardan bir tanesi şu taraf A'yı göstersin, bu taraf B'yi göstersin, bu taraf da C'yi göstersin. Her biri pozitif olacağı için yani sıfırdan da büyük olacakları için her birine bir 1 bir koyayım. Ee, şu 7'yi de 7 tane 1 gibi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan 3 tane 1'i alayım. Her birinin içine koymuş olayım. Yani burada bir 1 var, burada bir 1 var, burada bir 1 var. Elimde kaç tane 1 kalır? 4 tane 1 kalır. 4 tane 1'i burada istediğim gibi yerleştireceğim. Mesela buraya 2 tane yazsam, buraya 1 tane, buraya 1 tane yazsam aslında ben şurası A'yı, burası B'yi, burası C'yi anlatıyordu ya. A kaç olmuş olacak? 1 artı 1, 2, 1 döncüden vardı 3, 1, 1 döncüden vardı 2, 1, 1 döncüden vardı 2. A'yı 3, B'yi 2, C'yi 2 yapmış oldum. Diyelim ki buraya 2 çizgi değil. Buraya hiç çizgi koymasaydım, buraya da hiç çizgi koymasaydım, 4 çizgiyi de buraya koysaydım. O zaman ben A'mı şuradaki 1'den 1, B mi buradaki 1'den 1. 4 çizgi buraya koymuştum. Bir çizgi döneceğim vardı. 5'i de C'yi de 5 olarak seçmiş olacağım. Bakın hepsinin toplamı 7 yapıyor. Yani ben önce birileri koydum ki hepsi en azından 1 olsun. İçlerinde 0'dan büyük olsunlar. Kalan 4 tane 1'i de buraya dağıtmaya çalışacağım. Bakın 4 tane 1. Şunları da sanki bir ayraç gibi düşünün. Buna ayraç yöntemi deniyor. Yani benim elimde 4 tane 1 var. Şunları da ayraç dedim ya. A harfi gibi düşünsem. 4 tane 1 ve 2 tane a'yı kaç farklı şekilde sıralarım dediğimde az önce anlattığım tekrarlı permütasyon mantığı olacak. Kaç tane e, obje var burada? 6 tane. 6 faktöriyel, tekrarlayan 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da cevabım 15 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Demek ki 15 farklı polinom yazabiliyormuşum ben. Px baş katsayısı 2 olan 3. dereceden gerçel katsayılı sayısı yani bir polinomdur. P1 eşittir. P2 eşittir 2. Bakın şöyle yapalım hemen. Px eşittir. Baş katsayısı 2. Şu 1'in gelmesi için x 1 yazıyorum. P2'nin gelmesi için x 2 yazıyorum. Bunlara bölündüğünde kalan kaçmış arkadaşlar? 2. Kalanı da şöyle 2 olarak yazıyorum. Px'imi bu şekilde düzenledikten sonra ee, ne demiş bize? Ha, özür dilerim. 3. dereceden demiş. Onun için baş katsayısı 2 demiş ya. Şöyle yapayım. Tekrar yapayım. Şurayı unutun. Önce bir başka sayısı 2 olacağı için bir tane 2x artı b yazayım. Onun yanına şu köklerimi koyayım. x eksi 1 çarpı x eksi 2 yani köküm derken şunu sağlayan değerler bunlara böldüğümde kalanın kaç olması gerekiyor? 2 artı 2 de buraya yan olarak yazıyoruz. Kalan 0 olsa bir şey yazmayacaktık. Kalan mesela 3x artı 5 olsa 3x artı 5 yazacaktık gibi. Şimdi burada yani illa sayı değil de x kareli bir şey bölümü falan da olabilirdi. Bu şekilde ben düzenlemiş oldum. P3 26'yı şurada b'yi bulmak için kullanacağım. P3 26 x yerine 3 yazıyorum. 26 eşittir. 2 kere 3 6. 6 artı b. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1 artı 2. 2'yi bu tarafa attık. 24 eşittir. 2 kere 6 12 artı 2b. B buradan kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. B'miz 6. Şunun 6 olduğunu biliyorum ben. P0'ı soruyor. P0'ı hesaplıyorum şimdi. P0 eşittir. X yerine 0 yazıyorum. 2 kere 0 0. B'yi 6 bulmuştum. 6. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1. Sıfırdan 2 çıktı. Eksi 2 artı 2. Burası 6 kere 2'den 12 gelir. 2 de buradan 14 olarak P0 değerimi hesaplamış olurum. Arkadaşlar Evet. 14 olarak hesaplamış olurum. Arkadaşlar piyasadaki yeni kitaplardan en demin bir testini daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.